Maalesef hem devlet politikası hem de iktidar politikası gelinen aşamada mağduru ve şiddete uğrayan işte kadınları ya da LGBT'lileri değil, biraz da failleri korumaya ve cezasız bırakmaya yönelik bir tutum sergiliyor. Bildiğimiz üzere maalesef Türkiye'de yani kadınların ve LGBT'lerin gösterdiği mücadele belli bir noktadan sonra iktidar tarafından ve devlet politikası tarafından da o kazanılan yani kazanımların da yoldan çıkarılması, daha doğrusu kazanımlara da müdahale edilmesiyle aslında ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İstanbul Sözleşmesi bunun en büyük örneği ve hali hazırda da şu an meclisin açılmasıyla görüşülmeye devam edilen 9. yargı paketinde kadının kazandığı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen soyadı hakkını şu an tekrar bir yıl boyunca uygulanmaması ve hali hazırda da 9. yargı paketinde kaldırılmasının önünün açılmasına dair yasa teklifi bunun en büyük göstergelerinden biri. Her geçen gün ve işte her ay daha doğrusu birçok kadın katlediliyor ve bunların zaten açıklanan verilerin maalesef ki sadece kadın örgütleri tarafından tutulan sayısal veriler olduğunu biliyoruz. Devlet tarafından buna yönelik ne bir sayısal veri açıklanmakta ne de bunun önüne geçilmesi amacıyla herhangi bir çalışma yürütülmemekte. Açıklanan verilerde gördüğümüz en büyük şey bunların çoğunlukla evli olduğu kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, aile üyeleri olan babaları, kardeşleri tarafından yani yakınları tarafından kadınların katledildiği bir gerçek ve bunlar çoğunlukla evde ve ateşli silahlarla gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra katledilen kadınların yanında bir de şüpheli kadın cinayetleri var ve bunların aydınlatılması noktasında hem devlet tarafından, iktidar tarafından bir politika geliştirilmiyor hem de maalesef yargı profesyonelleri yani yargılama içerisinde verilen kararlar, sergilenen tutum ve davranışlar da faillerin en sonunda ya caydırıcı bir ceza almamasıyla, işte tutukluysa serbest bırakılmasına ya da hiç tutuklanmamasıyla ve en nihayetinde bir cezasızlık politikasıyla nihayete erdiriliyor. Bu da tabii ki hem faillerin birbirinden güç almasına, arkasında işte bir zaten cezasızlık politikası benimsemiş devleti görmenin getirdiği rahatlıkla daha fazla şiddet uygulamalarına neden oluyor. Gibi baroda da şöyle bizim bir sistemimiz var. Adli yardım büroları tarafından her gün işte adli yardım bürosunda buraya bağlı adli yardım bürosunda bir kadın arkadaşımız nöbet tutuyor ve gün boyunca işte gelen kadınların başvurularını alıp o kişiye işte gönüllü avukat ataması yapılmasına dair bir başvuru süreci tüketiliyor. Bunun haricinde de işte 62-84 sayılı kanuna ilişkin dilekçe yazılmasıyla ilgili bir destek sağlıyoruz ve sözlü olarak da danışmanlık veriyoruz. Burada ortalama günde işte 15-20 başvurunun geldiğini söyleyebiliriz. Tabii gelen başvurucular arasında erkek başvurucular da oluyor ama %90'ı kadın başvurucular ve talepler boşanma, nafaka ya da velayete ilişkin işte gönüllü avukat sağlanmasına yönelik bir adli yardım başvurusunun alınması ve 62-84 sayılı kanun doğrultusunda koruyucu ve önleyici tedbir talebini içeren dilekçelerin yazılması. Yani dediğim gibi bu ortalama günde 15-20'ye tekabül edebiliyor. Bunun çoğunlukla yani arttığı da söylenebilir. Özellikle pazartesi günü hafta sonunun tüketilmesinden sonra mesain başladığı gün olması sebebiyle sayının oldukça fazla ve gelen başvuruların da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aynı durum adliye içerisinde de devam ediyor. Şöyle 62-84 sayılı kanun nihayeti gereği karar vermesi gereken merci aile mahkemesi hakimi. Dolayısıyla alınan kararlar ve yazılan dilekçeler aile mahkemesine hitaben yazılıyor. Bu doğrultuda yani ortalama bir ay içerisinde 500, 550, 62, 84 sayılı kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir talebi başvuru dilekçesi mahkemede gönderiliyor ve bir karar çıkıyor. Tabii bunların ne kadarında kabul ve ret aldığını bilemeyiz ama büyük bir çoğunluğunun işte işin aciliyeti gereği ve niteliği gereği özellikle önleyici tedbirlerde somut bir belge aranmamasından kaynaklı olarak delil aranmaksızın karar verilmesi gerektiğinden çabuk nihayete erdirildiğini de söyleyebiliriz. Muhtemeldir ki bu arada bu sadece Diyarbakır merkez yani Diyarbakır'ın ilçelerinde ne kadar ve kaç tane başvuru oluyor, bunların kabul edilebilirliği nedir onları da bilemiyoruz. Ama bu ortalama sadece Diyarbakır merkez genelinde aile mahkemesine sunulmuş olan dilekçeler. Erkek şiddetini önlemek isteyenler erkekler de olmalı ve en nihayetinde yani en temelde daha doğrusu
bunun bir devlet desteğini alması gerektiği gerçekten de hepimizin kabulünde olan bir şey. Yani birebir bizim devlete, iktidara karşı mücadele etmemiz bunun sonucunu getirmeyecek bir paradigmaya dönüştürecek. Yani devlet aslında kadınları, yani şiddete uğrayan kadınları, LGBT'lileri, kadını korumaya yönelik politikaları gerçekten de bir ilke haline getirmeli ve bunu korumaya yönelik taahhütlerde bulunmalı, tekliflerde sunmalı. Bunları ve kazanımları ortadan kaldırmaya yönelik değil. Yoksa evet, kadınlar mücadeleden vazgeçmeyecek, her zaman mücadeleyi, isyanla devam ettirecek. Ama bunun herkes tarafından istenmesi ve özellikle devlet tarafından da bir politika haline getirilmesi gerekiyor. O yüzden evet, bizim mücadelemiz iktidara karşı, devlete karşı her zaman devam edecek.